TRT Haber'den iyi akşamlar sayın seyirciler. Çarşamba akşamı yine siyaset artıyla hafta ortasında ekranlarınızdayız. Neyi konuşacağız? Artık Türkiye'de aslında bütün gözler iç siyasette, özellikle 31 Mart'taki yerel seçimlere çevrilmiş durumda. Adaylar netleşmeye başladı. AK Parti dün itibariyle 61 adayını açıklamış durumda belediye başkanları için. Diğer partilerde de adaylar netleşmeye başlamış durumda. Muhalefet partilerinde ittifak arayışları, bütün bunlar devam etmekte. Biz de Siyaset Artı'da AK Parti'nin açıkladığı adaylar, ittifak arayışları, Cumhur İttifakı'nın geleceği, bütün bunları masaya yatıracağız. Bir de Ukrayna'ya bakacağız. Çünkü Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz büyümenin işaretlerini vermeye başladı. Neler oluyor? NATO burada nerede duruyor? Batı nerede duruyor? Rusya nasıl adımlar atacak? Bütün bunları masaya yatıracağız bugün. Bugün bizimle İsmail Çağlar burada ve Enes Bayraklı bizimle birlikte Siyaset Artı'da. Ali Mekökçe ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 zirvesini takip etmek üzere an itibariyle yolda Arjantin'e gidiyor. Önümüzdeki hafta özellikle perde arkasını kendisinden dinleyeceğiz diyelim ve başlıyoruz Siyaset Artı'ya. Evet, birlikteyiz yeniden. Hoş geldiniz hocalarım. Hoş Merhaba, bulduk. İyi akşamlar. Merhaba. Açtım gibi gidelim. Enes Hoca'ya özellikle Ukrayna'ya soracağım ama özellikle iç siyasetten başlayalım. Adaylar netleşti. AK Parti için konuşuyorum. O da özellikle 61 il henüz kesin. İstanbul merakla bekleniyor. Dün özellikle grup toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gazetecilerin soruları vardı. İstanbul için isim almaya çalıştılar. Cumhur İttifakı ile devam edecek işbirliği konusunda daha net görüşlerini almaya çalıştılar. O da anlaşılan odur ki biraz daha istişarelerden sonra bunlara yanıt vereceğinin işaretlerini verdi. İsmail Hocam, ne diyorsunuz AK Parti'nin adaylarına? Öncelikle buradan başlayalım. 40 aday bir açıklandı. Arkasından dün açıkladığı Cumhurbaşkanı'nın 21 aday daha var ki bunlar içinde Ankara ve İzmir'de mevcut. Tabii önce belki buradan başlamak lazım. Adaylar erken evet. açıklandı. Yani hem Türk siyasetine baktığımızda hem AK Parti'nin önceki seçimlerdeki aday açıklama performansına, zamanlamasına baktığımızda işte isimler konuşulur. Hı-hı. Artık Hı-hı. resmen ilan edilmese de malum hale gelirdi. Az çok kimlerin aday olacağı bilinir hale gelirdi. Ondan sonra neredeyse YSK'lara listelerin teslim edilmesi zamanında Doğru. kesin listeler açıklanırdı. AK Parti bu seçimde farklı bir şey yaptı. Çok daha erken bir süreçte açıkladı. Yani Mart'ın sonunu düşünürsek Aralık ayı da var. 4 ay. 3-4 aylık bir 4 vakit. Aylık Niye bir peki vakit. Hocam? Böyle bir strateji değişikliği bu aslında sence? Bir strateji değişikliği değil. Bu şu yani bunu anayasa değişikliğine Sayın Cumhurbaşkanı'nın partide genel başkan olduktan sonra tekrar verdiği mesajlara özellikle teşkilatın ve yerel yönetimlerdeki metal yorgunluğundan bahsetmesine hemen ondan sonra bazı belediye başkanlarıyla ilgili alınan tedbirlere kadar götürebileceğimiz bir süreç. Yani AK Parti seçim takvimi başlamadan çok önce aslında bununla ilgili adayların ismini belirlemek haricinde geride kalan birçok işi belki bir yıl öncesinden yaptı, 1,5 yıl öncesinden yaptı diyebiliriz. Şimdi hep şöyle söylenir ya, AK Parti başarılı seçim kampanyaları yürütür, siyasal iletişim yapar. Ve hani biz de buna şöyle bir destekleriz bu görüşü. Aslında AK Parti seçimden seçime siyasal iletişim yapmaz. Bir seçim bittiğinde hemen diğer seçimin kampanyası başlar diye. Yani bunun gibi daha o zamandan, bundan 2 yıl öncesinden başlayarak bu yerel seçimlerle ilgili parti, yerel yönetimlerde, belediyelerde aksayan bazı yönleri tespit ettiği için çok erken hazırlanmaya başladı. Bunun bir neticesi olarak da bazı adaylar çok erken ortaya çıktı. 61 ilden bahsediyoruz. Geride bir işte İstanbul gibi hani önemli büyük şehirlerden adayları açıklanmayan yerler kaldı. Bir de 5-6 vilayet MHP ile JEST
Hani hep diyorduk ya nasıl çözülecek bu mesele. Cumhurbaşkanı söyledi aslında. Cumhurbaşkanı söyledi. Hep şunu diyorduk ya, bir tarafta bir ittifak varsa AK Parti'de bir şeyler vermesi lazım. MHP'nin de bir şeyler vermesi lazım. Öbür tarafta da Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği bir şey var. Biz %50'lik bir partiyiz. Herhangi bir seçim bölgesinde aday çıkarmamız mümkün olamaz. Bunu dedikten sonra bu denklem çok imkansız gözüküyor ama siyaset bu imkansız gözüken denklemleri kurma, işletme sanatıdır diye söylüyorduk. Şimdi bir güzel bir formül bulundu. Bu bir jest olarak isimlendiriliyor. Sayın Bahçeli de önden şartsız, pazarlıksız İstanbul, Ankara ve İzmir'i açıkladı ki sanırım bununla da sınırlı kalmayacaktır. Sanki öyle gibi. AK Parti de buna mukabil hani Osmaniye çokça telaffuz ediliyor. Telaffuz ediliyordu. Onun yanına o civarda yine güney illerinden birkaç vilayet daha telaffuz ediliyor. Bunlar henüz kesinleşmese de sanırım böyle bir formül bulunmuş, siyaset işletilmiş oldu. Bir de aday profili, hani erken açıklandı dedik ama aday profiline baktığımızda burada AK Parti aslında daha önceki seçimlerde de, yerel seçimlerde de yaptığı bir şeyi yapıyor. İki tip aday görüyorduk AK Parti'de. Yani artık siyaseti sadece yerel siyaset olmaktan çıkan, ülke siyasetinin bir parçası olan büyük şehirlere, işte ilk aklımıza gelen tabii ki İstanbul, Ankara ve İzmir. Buraya AK Parti'nin ağır toplarını kaydırdığını hep biliyoruz. Evet, şimdi mesela tekrar aday oldu söyleyelim. Gaziantep'te Fatma Hanım. O da bakanlıktan oraya gitmişti. Yerel yönetime başarılı bir belediye başkanlığı geçirdi. İkinci dönem bu uygulama var. Binali Bey İzmir'e daha önce aday olmuştu. Şimdi yine İzmir'e bir başka eski bakan aday oldu. Ankara'yı biliyoruz. Sayın Özasekem çok ciddi bir belediyecilik tecrübesi var. Kayseri'den. Hem bakanlık tecrübesi var. Partide de genel başkan yardımcılığı yapan birisi. Bu tür artık yani İzmir'in belediye başkanı, İstanbul'un, Ankara'nın belediye başkanı evet öncelikle yerel bir siyaset yürütür. O şehrin belediye başkanıdır ama ülke siyasetinin de önemli aktörlerinden birisidir. Buraya bu tip zaten partinin vitrininde yer almış, tepe yönetiminde yer almış isimleri koymak gibi gerektiğinde ya da öyle takdir edildiğinde bir geleneği vardı AK Parti'nin. Bunu yine işletti. Bazı yerlere de tam olarak orada yerel siyaset mekanizmalarından, teşkilattan, belediyeciliğin çeşitli kademelerinden, belediye meclis üyesi olarak, belediye başkan yardımcısı olarak, yerel teşkilatlardan, ilçe teşkilatlarından, oradan taşımak, siyasete tabandan tavana, deyim yerindeyse su, kan pompalamak diyebiliriz buna. Bu kanalı da işletiyordu. Bu anlamda bu zaten sağlıklı bir tabloydu. Bu anlamda baktığımızda profil olarak bu iki seçeneğinde, bu iki kanalında işletildiğini görüyoruz. Aday profillerinde AK Parti açısından. Enes Hocam, sen nasıl okuyorsun peki İsmail Hoca'nın söylediği gibi? Özellikle yerelden o partinin alt katmanlarından, alt teşkilatlarından yukarıya doğru bir siyasetçi profilinin yeniden gündeme getirilmesi. Ki 31 Mart'ta var epey zaman ama bu çok önceden başladı diyor İsmail Çağlar. AK Parti'nin özellikle 31 Mart seçimlerindeki adaylarına yönelik çalışmanın çok erkenden başlattı. Katılır mısın, hakikaten öyle mi? Ve özellikle büyükşehir adayları, şu ana kadar 9 büyükşehrin adayı açıklanmış durumda AK Parti tarafından. Büyükşehirler açısından bakıldığında nasıl bir işaret görüyoruz acaba 31 Mart yerel seçimlerine göre doğru? Sen nasıl yorumlarsın? Şimdi baktığımız zaman tabii biliyorsunuz öncelikle İsmail'in de bahsetmiş olduğu gibi yerel seçimlere yönelik AK Parti çok geç önceden başladı bu şeye. Ve o bir ara metal yorgunluğu tartışmaları vardı biliyorsunuz. Ve birçok büyükşehir belediye başkanını değiştirdi. Dolayısıyla teşkilatlarda çok ciddi bir yapılanmaya gitti. Dolayısıyla AK Parti bu seçimlere 2-3 yıldır hazırlanıyor. Muhalefet ise gördüğünüz gibi seçimleri işte 5-6 ay kala tekrardan bir acelecilikle bir araya gelip adaylar çıkartmanın derdinde. Dolayısıyla AK Parti geçmişte olduğu gibi iddialı ve MHP ile yapmış olduğu şey de sonuçta yapılan müzakereler sonucunda bir anlaşmaya varılmış görülüyor. Dolayısıyla ben güçlü girdiğini düşünüyorum. Diğer taraftan ekonomi alanında da olumlu sinyaller gelmeye başladı. Bunun da etkili olacağını düşünüyorum. Özellikle doların düşmüş olması o yüksek seviyelerden ve Türkiye'nin o ekonomik darbeyi, saldırıyı atlatmış olması çok önemli bir şey. Yani çok Türkiye ciddi bir testten, elbette var ama çok büyük ciddi bir testten geçtik. Yani dünyanın ekonomik gücü bize bir saldırı yaptı yani apaçık.
Yani bu bütün dünyanın göz önünde gerçekleşti ama Türkiye bunu savuşturmayı bildi. Ve şu anda işte dolar 5.20'ler civarına geldi ve biraz daha da düşmesi mümkün herhalde ve stabilize olacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla zaten kriz başladığı zaman 4.60'lar civarıydı yanlış hatırlamıyorsam. Yani kriz öncesi döneme de dönmüş oluyoruz. Ve daha seçimlere de çok vakit var diyebiliriz yani siyaset açısından var. Yani şimdi Aralık, Ocak, Şubat, Mart 4 aydan bahsediyoruz. 4 aydan biraz daha fazla bir sürede. Dolayısıyla bunun da etkili olacağını düşünüyorum. Fakat tabii muhalefet cephesine baktığınız zaman orada ciddi bir karmaşa hakim. Yani adayların belirlenmesi meselesinde, diğer meselelerde bir karmaşanın hakim olduğunu görüyoruz. Bu tabii seçimleri etkileyecektir. Ve yine seçimleri maalesef özellikle bu kutuplaşma üzerinden yani bloklaşma üzerinden götürecekleri için yine seçimlerin maalesef herhalde o gözüküyor ki bir kimlik siyaseti üzerinden götürecek muhalefet. Seçim öncesi daha önceki haftalarda tartışmaları yaptığımız buradaki hatırlayalım. Bu tabii maalesef yerel seçimler olmasına rağmen yani herhangi bir belediye ile ilgili projelerin konuşulmayacağı, tartışılmayacağı, daha çok AK Parti'nin projelerinin konuşulacağı ve muhalefetin de işte yine hızlıca ondan sonra bir araya getirdiği projelerin konuşulacağı sanki bir seçim olacak. Yani maalesef bir dejavu yaşıyoruz. Yani 2002'den beri yaşanan bütün yerel seçimlerde sanki hep aynı şeyi yaşıyoruz. Peki dönüyoruz. Görecek miyiz siz, sence Enes Hocam? Az önce söyledin ya özellikle muhalefet henüz daha bir şekilde bir ittifak arayışı içinde. Özellikle hani Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin başlattığı ve fakat ortaya çıktı ki HDP ile yapılan görüşmeler ve hemen ardından eklemlenen bir Saadet Partisi. O dörtlü, daha önce gördüğümüz o dörtlü tırnak içindeki ittifakın ya da oluşturulmaya çalışılan ittifakın bir şekilde bu yerel seçimlere gideceğini. Ve peki dedin ya az önce kimlik siyaseti üzerinden ne yazık ki sanki gidecek gibi iş. Önümüzdeki bu 4 ay süresince sence bu tarz nasıl söyleyelim işi biraz zorlayacak, biraz ısıtacak siyaseti muhalefetten bu tarz planlar, projeler bir siyaset görecek miyiz? Yani onu maalesef yapmadığını görüyoruz. Çünkü hazırlanma gerektiren bir şey. Yani mesela şimdi İstanbul'a diyelim ki aday belli mi muhalefet? Henüz değil. Belli değil. Şimdi birini aday yaptınız. AK Parti'nin adayına mesela göre Muharrem İnce ya da bir başkası olabilir. Mesela diyelim ki tepkisel. Muharrem İnce'yi gösterdiler. Yahut İsmail Bey'i aday gösterdiler diyelim. Bana yani şimdi, ne kastım var? Mesela, niye dedim muhalefetin İstanbul adayı yapıyorsun? Mesela diyelim ki yani şimdi bugünden yarına İstanbul'la ilgili ne kadar proje geliştirebiliriz? Yahut mesela diyelim ki Muharrem İnce herhangi bir belediyecilik tecrübesi yok. Yani İstanbul'la ilgili ne proje geliştirebilirsiniz? Yani hiç belediyecilik yapmamışsınız, bilmiyorsunuz. İstanbul'u tanımıyorsunuz, sorunlarını bilmiyorsunuz. Evet ne yaparsınız? 5-6 proje bir araya getirebilirsiniz. Böyle yani mikro planda bir şey yapmanız mümkün değil zaten. Onlar da insanlara inandırıcı gelmiyor. Yani muhalefetin bir inandırıcılık sorunu var. Biliyorsunuz çok meşhur Kılıçdaroğlu'nun Orta Anadolu'da paketleme şehri kuracağım. Hani meşhur. Artık onu hangi cin fikirli danışman gündeme getirdiyse onu ikna etmiş demek ki o zaman. Ama dolayısıyla böyle bir problem var. Bir taraftan şimdi ittifak olacak mesela Saadet Partisi çok ilginç. Şimdi diyelim ki İstanbul Büyükşehir'de ittifak yaptılar. Şimdi Saadet'in seçmen kitlesi Muharrem İnce'ye oy verebilir. Mesela diyelim Muharrem İnce'ye adayı gösterdiler. Verebilir mi? Çünkü baktığınız zaman çok ciddi bir rövanşist şey var karşı tarafta. Yani belediyelerde diğer tarafta geldiğimiz zaman onları işten çıkaracağız, atacağız gibi falan filan. Arka planda böyle bir şey var. Şimdi halbuki bakıyorsunuz Saadet'in seçmen kitlesinin çok ciddi bir bölümü de bu belediyelerde çalışan insanlar. Dolayısıyla kendilerini yani ayaklarına sıkacak bir oy kullanma şeyine girerler mi bu insanlar? Bu yerelde çok daha bu dinamikler fazla. Dolayısıyla ben orada da Saadet'in diğer seçimlerde olduğu gibi kendi şeyini mobilize edebileceğini düşünmüyorum. Onlar açısından zor olacak. Referandumda ve şeyde bir önceki seçimlerde 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi bir hareketlenme taban açısından Saadet Partisi'nde olmaz diyorsunuz. Çünkü mesela AK Parti ile yani özellikle AK Parti ile Saadet'in seçmen kitlesinin birbirine çok benzeşen biliyorsunuz. Evet. Yani Saadet'in çok böyle bir kitlesi var. Kemik bir kitlesi var. Çekirdekte çok ideolojik bir kitlesi var ama onun etrafındaki kitleyle AK Parti'nin yani normal seçmenini ayırt edemezsiniz birbirinden çok fazla yani muhafazakar seçmenini. Dolayısıyla orada da bir sıkıntı çekeceklerini görüyoruz. Yani ittifak yapıp en nihayetinde kendi partisine oy verip ve böylece ittifaka katkıda bulunmak ya da kendi seçim bölgesinde CHP listelerinden kendi partisinin adayı varsa mührü CHP'ye bassa bile kendi adayına
oy veriyor olmakla yerel yönetimde gidip partisinin evet, kazanacağı şey. Hiçbir şey yokken anlı adıyla sanıyla belli CHP adayına oy vermek saadet tabanı açısından en azından bir kesim açısından Enes'in anlattığı türden bir zorluk. Ama bir kesimi dedik, sözünü böldüm kusura bakma. Zaten ufak bir taban var. Onun da bir kesimi deyince ortaya da siyaseten çok fazla matematik olarak hesap etmeniz gereken bir kitle çıkmıyor. Ya da biz mesela diyelim ki Güneydoğu'da Saadet'in seçmeni mesela var. Saadet'in seçmeni HDP'nin adayına oy verebilir mi mesela? Yahut Saadet'in mesela batıda bazı küçük ilçelerde ciddi oy potansiyeli olduğu yerler var. Mesela oralarda CHP'li seçmen Saadet'li bir belediye başkanı oy verir mi? Yani bilmiyorum. Yani bu yerelde bu şeyi çok işletmek kolay değil. Mesela geçmişte İstanbul Büyükşehir'de oldu ama işte resmin içerisinde pek Saadet falan yoktu. Hatırladığım kadarıyla. Yani CHP'li HDP'nin bir şeyinden bahsediyor. Evet. Şimdi buraya Saadet'i alıyorsunuz. Bir tarafta da milliyetçi olduğunu iddia eden bir şey var. Parti ve onun seçmen kitlesini sokmaya çalışıyorsun. Yani şey çok acayip. Şimdi burada çatı nasıl çatılırsa çatılsın AK Parti'nin işte kuvvetli bir aday çıkardığını varsayalım. Ve onun karşısında yine CHP'nin de kendince bir başka kuvvetli aday. Mesela Muharrem İnce'yi çıkardığını varsayalım. Şimdi siz denklem böyle oluştuğunda yani iki tane uç. Evet, siyasi uçtan bahsediyoruz. Oluşturmuş oluyorsunuz. Ve haliyle insanlar o uçların etrafında birleşiyorlar. Normalde AK Partili olmayan da ya da işte bir seçim verip bir seçim vermeyen, bazen beğenen, bazen beğenmeyen de götürüyor AK Parti'nin adayına veriyor. Keza CHP'ye öyle yaklaşan ya da HDP'li AK Parti karşıtı cenahta yer alan da gidiyor da toplanıyor. Yani burada belki orada bir konsolidasyon sağlayabilir CHP yerel seçimde. Hani İstanbul üzerinden konuşalım ama bu konsolidasyon orada sağlananın bir etkisi ve o yelpazenin diğer tarafında AK Parti etrafında olacak. İşte bunu şeyde gördük. Bütün amaç sanki Kadir Bey'in Kadir seçildiği, Topbaş, Kadir Topbaş'ın seçildiği. Karşısında şey vardı, kuvvetli bir aday vardı. Evet CHP İstanbul'da alamayacağı bir oyu aldı ama öbür tarafta da AK Parti de İstanbul'da tüm zamanların rekorunu kırdı kendisi açısından. Yani bunun böyle bir matematiğin burada ötesinde zaman, bir yerel siyaset dinamiği var bu işin. Sanki şöyle mi okumak lazım ya da okunabilir mi? Özellikle muhalefetin yerel seçim stratejisinin iki büyük şehirde Ankara ve İstanbul'da acaba tıpkı referandumda yaşandığı gibi çok yakın olduğu varsayılan bir kitle üzerinden acaba bir şey yapar mıyız? Birinden birini alırsak o zaman ileriye yönelik bir tırnak içinde kitleyi daha da konsolide etmiş olabiliriz tarzı bir strateji mi demek lazım? Şimdi o varsayım doğru olsa bu strateji de doğru olur ve belki sonuç verebilir. Ama Türkiye'de bakın muhalefetle ilgili zaten en büyük sorunumuz yani CHP'nin ve ona eklemlenen diğer muhalefetin son işte AK Parti hikayesine baktığımızda 2002'den bu yana baktığımızda en büyük sorunumuz zaten bu varsayımlarının hakikatle bir alakasının olmaması. Yani işte bu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gördük Muharrem İnce yani hakaretamiz hani artık tespit olmanın ötesinde hakaretamiz sayılabilecek şeyler söylemek zorunda kaldı kendi tabanına. Çünkü orada farkında değiller. Bunu yani bir şey toplum bilimci gözüyle de baktığımda hiç sağlıklı bilmiyorum. Hani siyaset bir tarafa hangi parti kazandı, hangi parti kaybetti, hangi aday bunlar şüphesiz mühim ama onları bir tarafta bıraktığınızda ya siz toplumun bir kesimini, %25'lik bir kesimini ya gittikçe şeyden hakikatle bağlantısını kopartıyorsunuz. Yani insanlar bir şeyde yaşıyor. Paralel evren diye bir söylem vardır gençler arasında yani insanlar aslında sanki bu dünyada değil bir paralel evrende yaşıyorlar. Buradakilerin bir benzerinin olduğu buraya benzeyen ama realitesi gerçekliği burayla bizim evrenimizle içinde yaşadığımız dünyayla biri olmayan. Şimdi ciddi ciddi bak bunun kökeni şeyden başlıyor referandumdan başlıyor. Evet. Referandumda İstanbul'da ve Ankara'da ilk defa AK Parti ya da onun temsil ettiği onun göstereni olduğu cenah diyelim. CHP'nin şeyine düştü. Arkasına düştü. Ufak bir yüzdeyle de olsa arkasına düştü. Bu hakikat. Ama bakın siz bu hakikatin üzerine bir varsayım bina ettiniz. O hakikatten uzaklaştınız. Zannettiniz ki o AK Parti'nin oyudur.
%50'den birazcık az olan şey AK Parti'nin İstanbul oyudur. Buna karşılık da %50'den birazcık fazla olan o hayır oyu da CHP'nin İstanbul oyudur. Bambaşka şeyler oylanıyor. İşte, bir yerde bir oradan yola çıkarak anayasa oylanıyor. Bunu, bir yerde bir de belediyenin yönetimi şimdi oylanıyor. Şimdi bunlar yani. Ufak yüzdeler ama öyle bir takla attırdık ki bu şeye. Şimdi zannediyoruz ki gerçekten İstanbul'da AK Parti ile CHP yaklaştığında arada birinin %1 fazla, birinin %1 eksik olduğu bir tablo olacak. Olmayacak. Yani en azından siyasette büyük bir alt üst oluş olmazsa bu kalan 4 aylık sürede 31 Mart 2019 seçimleri için konuşuyorum. Olmayacak böyle bir şey. Şey belli, AK Parti'nin potansiyeli belli, CHP'nin potansiyeli belli. Harika bir aday çıkarız, harika bir kampanya yaparız. AK Parti de bunun karşılığında kötü bir aday çıkartır, kötü bir kampanya. Bu kadar şey peş peşe olursa bu tablo tersine değişir. Hani ben bugünden kehanette bulunmuyorum ama ortada bir hakikat var. Bununla yani şimdi bir strateji oluşturacağız ya, hani CHP bir yerel seçim stratejisi. Evet, ben evet. İstanbul'da nasıl şey yaparım, AK Parti'yi alt ederim ve buradan alacağım enerjiyle ülke genelinde AK Parti'yi nasıl yenerim? Mesele bu değil mi? Bütün üzerine konuştuğumuz şey bu. Yeni sistemin tabiatı da buna çok müsait. Doğru, şimdi kalkacaksınız, doğru. İstanbul'da bir şey kazanacaksınız. Büyükşehir Belediye Başkanlığı kazanacaksınız. Ondan sonra yani bu iş mucizeyle, ekonomik krizle falan olmaz. Bu iş böyle olur. Orada çok iyi bir performans sergileyeceksiniz. Seçmen de diyecek ki ya bu CHP bizim bildiğimiz CHP'den biraz farklı. Hem zaten o kimlik olarak aşırı uçlarını, bizi rahatsız eden uçlarını törpüledi. Hem de bak somut olarak hizmette öğretti İstanbul'da diyecek bize. Evet, evet. Oradan da işte şey 2023'e geldiğimizde acaba CHP'yi mi iktidar yapsam, CHP'nin adayını mı cumhurbaşkanı yapsam diyecek. Hikaye bu. Doğru. Şimdi bunu, bu hikayeyi, bu başarı hikayesini yazabilmek için, bu stratejiyi kurabilmek için bugün masanın üzerinde olan somut gerçekliği çok iyi anlamamız, onunla kavga etmememiz, onu olduğundan farklı bir şey gibi göstermeye çalışmamamız lazım. Bence CHP ile ilgili sorun bu. CHP'nin bu somut gerçeklikle, hakikatle ilgili bir şeyi var. Yani Sayın Muharrem İnce'nin ifadesiyle şizofrenleşmemek gerekiyor. Şizofren peki, işte sonra oraya geliyor. Yani hiç hoş bir şey. Yani o gerçekten değil tabii bakın ki. Yani bunu popülizm yapmıyorum. Şimdi güldük, eğlendik falan bazı zaman zaman bununla da. Ama ne kadar acı bir şey. Bir cumhurbaşkanı adayının hem de yani nispeten kendi partisinin şeyine göre, performansına göre oyunu arttırmış bir cumhurbaşkanı adayının bunlar şizofren, bunlar ruh hastası, bunlar sorunlu demek durumunda kalması şey açısından, siyaset açısından çok iyi bir şey değil. Hem o parti için, hem o aday için, hem de o taban için çok iyi bir şey değil. Yani Muharrem İnce'nin o gün açıklama yapmaması üzerine kaçırıldığı tezviratlarını ortaya atan, oraya mı gittin, o albay mı aradı, telefon geldi gibi gibi. Hayır, o şey uydurdular, hikaye atılan, uydurdular. Yani birisi yazmış yani şey yapıyor, trollemek diyorlar ya, buna kandırıyor yani ahali. Diyor ki TürkSat'a diyor şey olmuş diyor, albay göndermiş Tayyip Erdoğan diyor. Evet. Tüm diyor özel kanalların, kamu yayıncılarının, TRT'nin, Halk TV dahil yayınını kesmişler. Orada onların yayınıymış gibi başka yayın veriyorlar. Muharrem İnce ve millet buna inanıyor. Evet. Çünkü evet. Çünkü o şeyi koparmışız. O hakikatle bence bağı bu önemli bir tespit. Yani o gerçeklikle bağı kurabilmek önemli ve bunun üzerine bir strateji geliştirmek. Peki Enes Hocam'a da şunu sorayım buradan. Tam gerçeklikle bağı kopartmadan oluşturulması gereken bir stratejiden bahsedersek. Benim bildiğim şu ana kadar muhalefet partilerinden herhangi bir aday açıklaması yok. Bunu da bir strateji gereği mi görmek lazım? Bir, iki, az önce Enes Hocam senin vurguladığın gibi henüz doğru düzgün bir ittifak formülü üzerinde uzlaşılamamasının bir neticesi olarak mı görmek gerekir sizce bunu? Şimdi birincisi muhalefetin tabii adayının yani şu anda o göstermemesinin temel sebeplerinden birisi dört farklı şeyi bir araya getirmeye çalışıyorlar. Yani bütün bunların oyunu cezbedecek bir aday bulmak zor. Evet. Yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde biliyorsunuz geçmişte işte Ekmelettin İhsanoğlu denendi. O çok ciddi ama bir o çok daha kolaydı üstelik. Bu bir yerel seçim. Yani şimdi daha sonra Muharrem İnce denendi. Evet. Mesela o da aslında evet oyunu arttırdı ama o beklenen büyük patlamayı yapması mümkün değildi. Çünkü getirdiği bagajı vardı. Dolayısıyla bir bu. İkincisi tabii partiler içerisinde iç kavga var. Yani daha önceki galiba programlarda konuştuk.
Bir kere iktidar olma ile ilgili şeyini ne diyelim, o yaşanan büyük hayal kırıklığı sonrasında, seçimler sonrasında, referandum sonrasında yerel seçimlerle ilgili ciddi bir beklenti var. Herkes oradan bir siyasi başarı elde edebileceğini düşünüyor. Orada çok kavga var böyle şeylerin içerisinde, partilerin içerisinde. Bu açıdan baktığınız zaman muhalefetin yani özellikle aday bulması, aday çıkarması çok doğru gözüküyor. Bir taraftan da bir başarı hikayesine ihtiyaçları var. Ama bir bakıyorsunuz tamam yani İstanbul'u alsın, başarı göstersin, daha sonra yürüsün ama şu anda hali hazırda muhalefet partilerinin, HDP'nin doğuda değil mi, Güneydoğu'da hatta kayyumlar el koydu. Evet. Ve bütün bunların biz biliyoruz ki belediyeleri aldıktan sonra yaptıkları şey kaynakları çeşitli yöntemlerle PKK'ya aktardılar. Yani herhangi bir yatırım şey yapmadılar ve gelen yatırım, biz buraya hizmet yapmaya gelmedik diyorlardı halka yani. Bir taraftan bakıyorsunuz Saadet Partisi'nin küçük ilçe, çok küçük beldeler var galiba elinde. Efendim mesela ama CHP'nin var. Yani elinde büyük şehirler de var. Değil mi? Doğru. İzmir gibi şey gibi. İstanbul'un ilçeleri de var. Ve önünü... İstanbul'un altyapı sorunu diğer ilçelere nazaran olmayan ilçeleri var. Yani şeyden buradan örnek vereyim. Kadıköy var, Kartal var. Şimdi Bakırköy'le Bağcılar'ı ele alın. Bakırköy'ün altyapı evet. sorunuyla Bağcılar'ınki bir değil. Ya karşı mesela... tarafta Kadıköy'le Ümraniye'yi ele alın. Mesela burada ne ortaya konulmuş? Yani burada örnek bir belediyecilik ortaya konulmuş. Bir başarı hikayesi ortaya konulabilirmiş mi? Bunların birçoğu da 3 dönemdir CHP tarafından daha da yönetiliyor. Dolayısıyla orada da bir başarı hikayesi yok. Dolayısıyla peki ne satacaksınız? Yani sonuçta pazara çıkıyorsunuz ve millete diyorsun gibi bende bir mal var, bunu satacağım. Yok ama. Yani olmayan bir şey satma. Diyorsunuz ki ben geleceğim ama yapacağım, vaat ediyorsunuz. İnsanlar da diyorlar ki ama var, yapmıyorsun. Yani elindeki olanlarda bunu göremiyorum. Dolayısıyla bir inandırıcılık sorunu var bir taraftan da maalesef. Bu tabii büyük bir sıkışmışlığa sebebiyet veriyor. Zaten bütün bunlardan dolayı kimlik siyasetine kaçıyor sürekli. Şimdi o zaman yani realiteden kaçıp yine oraya doğru gideceğimizin bir işareti o zaman. Eğer buradan yola çıkacaksak. Kaçınılmaz olarak yani. Yani muhalefetin oluşturacağı, ittifakın yapacağı siyaset, yerel seçime yönelik yine bir kimlik siyaseti olacak. Yani eğer buradan yola çıkacaksak. Peki İsmail Hocam, HDP'yi burada nereye koyarsınız? Özellikle büyük şehirler için konuşuyorum. Bölge için değil. Büyük şehirler için HDP iyi bir şey olacak. CHP'ye destek. Plan o da, ama eğer o ittifak içinde bir de İyi Parti ve bir de Saadet Partisi'nin de yer alacağını düşünürseniz o halde o dörtlünün içindeki bu geçişkenliği nasıl sağlayacaklar? Kağıt üzerinde Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle jestleşme nasıl olacak yani? Jestleşme nasıl olacak? Şöyle olacak. %100 yani tüm şeyi yani İyi Partili seçmenin tamamı, hatta büyük bir kısmı, HDP'li seçmenin de büyük bir kısmı kalkıp aynı anda CHP adayına oy vermeyecek. Tamam. Böyle bir senaryoyla böyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Ama şu var, bu acı, yine Türk siyaseti acısından acı bir durum. Maalesef bu partilerin birbirinden farklı olan seçmenleri rehin alınmaya alışıklar. Nasıl? Mesela? Yani rehin alınmaktan kastettiğim şey şu, AK Parti ya da Tayyip Erdoğan korkusu, anti AK Parti, anti Erdoğan siyaset üzerinden iradelerine, siyasi iradelerine ipotek konulmasına, siyasi iradelerine rehin alınmasına alışıklar. Yani bir İyi Partili seçmen normalde başka bir düzlemde olsa arkasına bakmadan uzaklaşacağı bir tablo, HDP'nin de desteklediği bir adaya oy verecek. Tamamı değil ama bir kısmı verecek. Çünkü orada o işte rehin alınma şeyi, işi o yaratılan AK Parti nefreti üzerinden sağlanıyor. Evet. Yani ne burada bu seçmen ne yerel siyasete göre, yani işte belediyecilik hizmetlerini alt alta yazıp hangi aday bunları daha iyi becerebilir, ne buna göre oy verecek, ne ideolojik kimliğine göre şey yapacak, oy verecek. Fakat sadece o AK Parti hapsedildiği AK Parti nefreti üzerinden AK Parti'nin karşısında belirmiş olan adaya oy verecek. Ve bu şey değil, sağlıklı değil. Bu öyle bir tuzak ki hem Türkiye açısından hem de adı geçen siyasi partiler açısından. Hani diyoruz ya tekrar kimlik siyasetine dönecek evet, şey evet. CHP. Şimdi şu kimlik siyasetine dönerseniz o %25'i elinizde tutma şeyiniz var, imkanınız var. Ama
hizmet siyasetine dönerseniz, yani bu seçim için demiyorum ama siz artık bu rehin alma işleminden, siyasi rehin alma işleminden vazgeçerseniz, siyaseti normalleştirirseniz hem yerel bazda hem ulusal bazda, yani milletvekili seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için hizmet siyasetine, proje siyasetine dönerseniz, o zaman o 125'in üzerine çıkma şansınız var. Ama o %25'i kaybetme şansınız da var. Yani o kimlik siyaseti küçük olsun, benim olsun. Çok alışık olduk bir siyaset ama aslında. Ama bu işte yani şunu belki doğru tahlil etmemiz lazım. Şuradan başlamamız lazım. CHP seçmeni kimdir? Şundan bahsediyoruz. Şimdi CHP seçmeni dediğimiz o sosyal ve siyasal grup var ya, hakiki bir şeyden bahsediyoruz. Yani şimdi mesela İyi Parti seçmeni dediğimizde çok fazla bunu konumlandıramıyoruz. Yarın bir kısmı CHP'ye mi gider? Öbür kısmı MHP'ye, belki bir kısmı AK Parti'ye mi gider? Ama CHP seçmeni dediğiniz o, ne kadar eleştirsek de tercihlerini veya çok beğensek de hiç fark etmez. Burada hakiki bu toplumun parçası olan, evet, bu evet, dünyada yaşayan %25'lik bir kesimden, doğru, bahsediyoruz. Doğru. Ve işte o %25'lik kesim öyle şey ki, enteresan ki, sizi iktidar yapmaya yetmiyor ama kaybetmek için de çok büyük bir, evet, kitle. Ve dönüp dolaşıp ondan sonra bu kitleyi elimizden kaybetmeyelim diye o korku siyasetiyle devam ediyorsunuz. Şuraya bağlayacağım. Hatırlayın işte bu belediye başkanlarının istifa ettirilmesini. Hı hı hı. Muhalefet bununla ilgili o zaman ne söylem geliştirmişti? Türkiye iyicene diktatörlük oldu, tek adam yönetimi oldu, işte Cumhurbaşkanı istedi diye belediye başkanı istifa etti. Nerede demokrasi? Yani aslında o Türkiye'nin gittikçe totaliter, gittikçe otoriter, diktatöryel bir rejime dönüştüğü söylemi üzerinden okudu bunu. Hı hı. Çevirin, yani aslında bu meseleyi bile kimlik siyasetine hapsederek okudu. Peki burada bahsettiğimiz türden bir rasyonel siyaset yapsaydı, ya aslında bir nevi rakibiniz size zayıf tarafını gösteriyor. Benim bu belediye başkanlarım istenilen başarıyı gösteremedi. Önümüzde seçim var ama durum pek parlak olmadığı için ben seçime kadar bunlarla gitmeyeceğim. Seçime kadar bunlarla gidersem benim için daha sıkıntılı bir ortam oluşabilir. Ben burada bir değişiklik yapayım diyor. Ya size zayıf yerini gösteriyor. Tam oradan şey yapmanız lazım. Hizmet siyaseti yapmanız lazım. Ya bu belediye başkanlarının başarısızlıkları şunlardı. Eksikleri nelerdi eksikleri acaba? Niye değişiyor? Bunları tamamlayacağız. Yani çok güzel bir orta geliyor. Futbol tabiriyle konuşalım ama o ortayı bile ağlara gönderip gol yapmaktansa onu bile hizmet şey kimlik siyasetine dönüştürdü. Boş kaleye CHP gol atamıyor. Boş kaleye gol atamıyor. Taca attı topu yani. İşte tekrar orada döndü hizmet siyasetine. Otoriterliğe, kimlik siyasetine bağlı. Bunun da karşılığı şimdi yok. Şimdi tabii şöyle bir temel problem var. Bu dört parti arasında bir kan uyuşmazlığı var her şeyden önce. Şimdi bakıyorum. Yani kağıt üstünde baktığınızda evet. Yani mesela şimdi Saadet Partisi ile İyi Parti'yi yan yana getirirsiniz. Tamam. Bir ittifak kurarsınız ve, tamam, seçmenleri gönül rahatlığıyla bu ittifaka oy verir. Tamam. HDP ile CHP'yi yan yana getirirsiniz. Büyük kahir ekseriyeti verir. O da son verir dönemdeki dönüşümle. Dönüşümden dolayı tabii. Yani bir şeyden parantez açayım mı? İşte bu kimlik siyasetini yapmazsa CHP seçmeninin büyük bir kısmı HDP ile yan yana gelmiş bir CHP'ye oy vermez. Aynen. Vermez ama işte son dönemdeki değişmeden dolayı verir dedim ben de özellikle. CHP ile İyi Parti'yi yan yana getirirsiniz. CHP ile İyi Parti. Verir. 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 Ama bunların yanına üçüncü bir parti koyamıyorsunuz. Yani Saadet Partisi, İyi Parti yana CHP koyduğunuz zaman uyuşmazlık oluyor. Çünkü CHP ile Saadet Partisi arasında ciddi bir kan uyuşmazlığı var. Yanına HDP'yi koyamıyorsunuz. İyi Parti ile HDP arasında ciddi bir kan uyuşmazlığı var. Dolayısıyla muhalefetin en büyük problemi bu. Yani iki tane büyük muhalefet partisi olsaydı Türkiye'de bunlar şey yapabilirlerdi. Ama çok bölük, peki, bölük pörçük olduğu için ve Türkiye'deki temel kutuplaşma sadece AK Parti ve muhalefet düzleminde yürümüyor. Yani 3-4 düzlemde yürüyor Türkiye'de kutuplaşma. Türkiye'de bir kutuplaşma var. Burada Saadet Partisi liderinin Kılıçdaroğlu'da CHP lideriyle yaptığı görüşmeden sonra hani böyle bir şeye girmeyeceklerin açıklamasını nasıl otururuz? Hani hep konuştuğumuz gibi acaba bundan önceki özellikle İsmail Hocam onu netleştirmişti referandum zamanında. Cumhur İttifakı kurulduğu zaman karşı tarafta bir örtülü ittifaktan hep bahsetmiştik. Yani CHP HDP örtülü ittifakından. Kağıt üstünde bu yapılmasa bile. Sayın Karamollaoğlu böyle bir ittifaka, bir işbirliğine gitmeyeceklerini açıkladı.
Sayın Kılıçdaroğlu'yla görüşmesi sonrasında. Peki acaba bu benzer bir örtülü ittifakın yürümeyeceği anlamına gelir mi? Yoksa benzer şekilde bir yani örtülü de olsa bir ittifaktan orada... Dirsek teması diye bir laf atıldı orada ortaya. Yani örtülü nasıl yapacaksınız? Mesela diyelim ki... İşte burada yerel seçimde onu da yapmak çok zor. Yani mesela bir ilçede CHP aday çıkarttı, Saadet çıkartmadı diyelim. Tamam. Yani, o zaman Saadet seçmene dönüp ne diyecek? Hiçbir şey diyemez. Bunun aday tek bir çıkarttı, metodu var. Yani... Saadet Partili yerel siyasetçiler CHP listelerinden... Yani bu o da parti meclislerine ancak girersiniz yani. Hülle yoluyla parti meclislerine girecek. Belediye meclislerine Belediye meclis adayı olarak aday gösterilecek. Orada da Saadet Partisi'nin adayları gider belediye meclisinde CHP'ye seçmeni gider belediye meclisinde CHP'ye verir. Ama belediye başkanlığı yine vermez. Evet. Şimdi onu söyleyecektim. Yani çünkü farklı farklı oy pusulaları geçerli olacak yerel seçimde. Enes Hocam yarım kalmıştık. Evet yok ben orada bitirdim zaten onu. Peki o halde zamanımızda biraz daha Ukrayna'ya geleceğim hocam ama biraz da Cumhur İttifakı'nın geleceğinden bahsedelim. Biraz girdik başlarda ama biraz daha netleştirelim istiyorum ben. Özellikle Sayın Devlet Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın görüşmesi sonrasında yine az önce bahsettiğim dünkü grup toplantısı sonrasında gazetecilerin Cumhurbaşkanı'na sorduğu sorular arasında da bu da vardı. Nasıl bir süreç ilerleyecek diye. Takvim aslında açıklanmıştı. İki genel başkan yardımcısı, iki partinin son plan programı yapıp, görüşmeleri yapıp bir taslak oluşturacaklar ve raporları sunacaklar. Ve sonrasında da iki lider, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP'li Devlet Bahçeli bir araya gelip nihai olarak bu jestleşmenin nasıl olacağını açıklayacaklar. Bunun niye oluştuğunu aslında geçen hafta konuşmuştuk. Niye böyle bir ittifaka bittikten sonra yeniden geldi? Buraya girmeden nasıl bir jestleşme öngörmeliyiz? Ve acaba bunun katkısı hakikaten yerel seçimlerde Cumhur İttifakı açısından nasıl bir konsolidasyon sağlar sence Enes Hocam? Şimdi eğer bu başarılabilirse bu Cumhur İttifakı'nı aslında çok daha güçlendirecektir. Dolayısıyla muhalefet istediğinin tam tersi bir sonucu elde etmiş olacak. Yani bu... Ezan tartışmaları başlatılarak, andımız tartışmaları üzerinden bir operasyon tırnak içerisinde çekilmeye çalışılıyorken ve işte AK Parti'den kurtulmak çeşitli belediyelerde bu hedefle yola çıkılmışken, işte HDP, CHP bunların bir araya gelişti, görüşmeler başladı. Çünkü bunlar basının açık gözüküyor, insanların gözü önünde oluyor. Dolayısıyla bu AK Parti ile MHP'nin için başta işte dediğiniz çok zorken bu ittifakı gerçekleştirmek şimdi mümkün hale getirdi. Şimdi Türkiye'nin bekası ile ilgili ortaya çıkmış olan bir ittifaktan bahsediyoruz. 15 Temmuz sonrası ortaya çıkmış olan ondan sonra Türkiye'ye karşı olan bu güvenlik tehditleri ile ilgili, beka sorunu ile ilgili ortaya çıkmış olan bir ittifaktan bahsediyoruz. Ama bunu yerel seçimlere taşımak zorunda değildi iki parti. Değil mi? Taşımak zorundaymadılar. Yani sonuçta parlamentoda yaptılar, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, başkanlık seçimlerinde yaptı. Bu yeterli olurdu. Yani belediyelerde de herkes kendine adayını çıksın, yarışsın denilebilirdi. Ama o yukarıdaki işte kimlik siyasetini ve oradaki dizaynı belediye düzlemine de taşıdıkları için muhalefet burada da konsolidasyon söylüyor. Dolayısıyla zayıflatmak istedikleri yapıyı aslında daha da güçlendiriyorlar. Yani yukarıda yani bu sefer şeyi de göreceğiz. Yani altta AK Parti'nin alt düzeyde, MHP alt düzeyde teşkilatların da beraber çalışmaya başladığı bir düzeyi göreceğiz. Şimdi yukarıda gerçekleşiyordu aslında. Bugüne kadar görüşme ve şeyler daha fazla. Bu yerel seçim belki onu da, yani bundan sonra seçim de aslında bu Cumhur İttifakı'nın devamı açısından da eğer ki burada yerel seçimde bu Cumhurbaşkanı'nın tabiriyle jestleşmede mutabık kalınırsa bundan sonrasındaki seçimler için de Cumhur İttifakı'nın devamı ve belki de daha konsolide şekilde devamının da bir sınandığı yer olacak belki de. Yani benim görüşüme göre dünyanın gittiği yöne bakacak olursanız, Avrupa'daki gelişmelere, ondan sonra Türkiye'nin etrafındaki krizlere bakacak olursanız, Türkiye'nin en azından önümüzdeki 10 senesine damga vuracak olan bir ittifak olarak olduğunu düşünüyorum ben. Bu ittifakın, AK Parti ile MHP arasındaki yani ittifakın. Dolayısıyla gelip geçici bir şeyden bahsetmiyoruz. Evet. Bu krizler olacaktır. Sistem dönüşümü de sistem bunu çağırıyor. Sistem dönüşümü de var. Türkiye'nin karşı karşıya olduğu temel problemlerle dünya üzerindeki jeopolitik düzlemde, bölgemizdeki yaşanan gelişmeler bunu mecburi kılıyor. Dolayısıyla AK Parti ile MHP spor olsun diye bir araya gelmediler. Yani
aralarında geçmişte de ciddi problemler vardı. Doğru. Fikir ayrılıkları da var. Doğru. Ama ne dediler? Bütün bunları bir kenara bırakalım. Şimdi bambaşka bir sıkıntımız var. Yani memleket beka elden sorunu, gidiyor diyerek bir araya geldi. Sistemin oturma sorunu, sistemin oturması için geçmesi gerekenler var. Ya, belirli bir süre mesela çok basit gerekiyor. Söyleyeyim size. Kuzey Suriye'de PKK diye bir PYD diye problemimiz var. Amerika Birleşik Devletleri şu anda bizim müttefikimiz. Kuzey Suriye boyunca gözlem şeyleri inşa ediyor. Her yerleşim biriminde 5 gözlem bölgesi ve orada üstelik PYD yani YPG orada Amerikalılarla birlikte olacak. Dolayısıyla bu bir bağımsızlık mücadelesidir 15 Temmuz sonrası diye yola çıkılmış olan bir meseleden bahsediyoruz. Evet. Daha da güçlendirecek bana soracak olursanız bu yerel seçimler. İsmail Hocam bu soruya sen de yanıtını alayım. Ondan sonra kalan yaklaşık 8 dakikamda da Ukrayna'yı konuşacağım. Şöyle bir soru geliyor aklıma. Soruya soruyla cevap vermiş olayım. Diyelim ki yerel seçim ittifakı AK Parti ile CHP arasında, MHP arasında mümkün olmadı. Yani hani şu saatten sonra da. Yani bu mesela, ikinci turu açılmadı bu meselenin tamam, diyelim. Tamam. Siz kritik bir ildeki bir AK Parti ya da MHP seçmenini düşünün. Fakat iki parti de kavgalı gitmiyor. Yani o çatı olarak Cumhur İttifakı mevcut. Mevcut ama seçim ittifakı yapmıyoruz dediler. Siz kritik AK Parti ile CHP arasında ya da CHP ile MHP arasında gidip gelen kritik bir ildeki AK Parti ya da MHP seçmenini düşünün. Ne yapacaktı? Büyük bir kısmı, önemli büyük bir kısmı demeyelim de önemli bir kısmı gidecekti. Parti sadakati, ben kim kazanır kim kaybeder anlamam bilmem, ben gidip partime oy vereceğim diyecekti. Ama bir kısmı da stratejik oy verecekti. CHP kazandığına AK Parti kazanacağına AK Parti'ye oy vereyim, AK Parti kazansın diyecekti MHP'lerin bir kısmı ya da AK Partilerin bir kısmı CHP kazanacağına MHP'ye oy vereyim, MHP kazansın diyecekti. Bu bilinç var mı sence hocam seçmende? Bu şeyde anlamda görüyoruz bunu yerel seçimde. Hı. Tablonun genelinde, resmin bütününde görmüyoruz ama o şeye geldiğimizde, yerele, ilçeye, ile, beldeye geldiğimizde ve şeyler müsaitse, partilerin oy oranları müsaitse, bazen bazı yerde öyle oluyor ki %30 bir parti, %28 öbürü, %27 öbürü. Evet. O zaman MHP seçmeni de AK Parti seçmeni de şey asılacak, yapmaz, partisine asılır ama tabii, şeyin oyu düşük, kendi partisinin oyu düşük, onun karşısında MHP ya da AK Parti CHP ile çekişiyorsa bunu veriyor. Hele ki de şey azsa, fark azsa, CHP çok ilerideyse mesela vermiyor. İzmir'de mesela kalkıp MHP seçmeni vermiyor. Diyor ki zaten AK Parti'nin de kazanması zor, ben bari kendi partime oy atayım ama yakın olan yerde verebiliyor. Hani hep diyoruz ya bu Cumhur İttifakı tabandan gelen bir şey. Aslında böyle bir realite var, o tabandan gelmesinin yansımasını biz yerel seçimde görecektik. Kavgasız, gürültüsüz AK Parti ile MHP'nin gittiği durumda. E şimdi onun çatısı kurulmuş oldu. Daha yani bir gönül rahatlığıyla ve artık hani öyle gözüküyor ki gelen bu jest mekanizmasıyla tabana birlikte atılıyor, temeli atılıyor. Temeli atılıyor. Vardı da temeli atılıyor gibi yani. Yani bir yandan şey de vardı aslında, hani dediğim düzlemde bir temel de vardı. Yani Sayın Bahçeli'nin açıklaması, en son Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 40 adayı açıklayacağı toplantıda, daha toplantının başında MHP lideri Devlet Bahçeli'ye defaatle teşekkürü ve dün hep bahsettiğim o grup toplantısı sonrasındaki açıklamaları aslında bu çatının kurulduğunu da bir işareti. Şimdi doğal olan şey, tabanda karşılığı olan şey, partiler anlaşsa da anlaşamasa da, Sayın Bahçeli alınganlık gösterse de, Sayın Cumhurbaşkanı ya biz her yerde aday çıkaracağız, yapamayız dese de. Yapamayız dese de tabanda doğal olan şey, o hani hep hakikat falan diyoruz ya, o hakikate, zemine uygun olan şey bir şekilde su akıyor, mecrasını buluyor. Öbür tarafta hani iki ittifakı mukayese ediyoruz ve öbür tarafta doğal olmayan şey, siyasetin doğasına, tabanın doğasına uymayan şey netice vermiyor. Oy oranında bir kıpırdanmaya, olumlu yönde bir hareketliliğe sebep olsa da o partiler açısından genel tablo konjonktürel değişti, konjonktürel kalıyor ve dönüyor hakiki olanı. Evet. Besliyor. Yani siyasi mühendislik çalışmaları Türkiye'de sürekli ters tepti. Evet, ve çok daha ters sonuçlar üretti. Yani 28 Şubat'ta yapılan siyasi mühendisliğe bakın. 28 değil mi? Şubat'a bakın, 367 krizine AK bakın. AK Parti temelde iktidara getiren bakın. Şey 28 Şubat'ta yaşadığımız süreçti yani, o kadar güçlü bir şekilde getiren. Tabii. Ukrayna, Enes Hocam, ne yaşanıyor Ukrayna'da? Özellikle bugün yapılan açıklamalarda
Kırım'a çok daha fazla mesela S-400 konuşlandırılacağını açıklamış durumda. Putin'in danışmanı Peskov'un açıklamaları var. 30 günlük olağanüstü hal kararı ki Ukrayna parlamentosunda onaylandı. Bu krizin önümüzdeki akışına olumsuz katkı sağlar açıklaması. Bu öte yandan bir Batı bloğunda yapılan bir tatbikat. İngiltere, Amerika ve sanıyorum bir ülkenin daha katılımıyla. Ne yaşıyoruz, ne olacak, nereye gidecek sizce bu? Şimdi tabii biraz geriye gitmemiz lazım. Soğuk Savaş biliyorsunuz sona erdi. İki tamam. kutuplu bir dünya vardı. Varşova Paktı ve NATO. Biz de NATO'nun bir üyesiydik. Tamam. Sovyetler çöktü. Hı-hı. Çöktükten sonra geri çekildi. Rusya, bağımsız ülkeler Hı-hı. kuruldu biliyorsunuz. Ve Batı yavaş yavaş bu Sovyetlerin etki alanında olan ülkeleri Avrupa Birliği'ne ve NATO'ya Doğru. kattı. Doğru. Biliyorsunuz Doğu Avrupa'daki bütün ülkeler neredeyse, yani Balkanların bir kısmını hariç bırakacak olursak, Avrupa Birliği'ne girdi ve NATO'ya girdiler. Hı hı. Şimdi ve hem NATO hem Avrupa Birliği Rusya'ya kadar dayandı neredeyse. Yani Doğru. Rusya ile Avrupa Birliği'ni ayıran ülkeler, yukarıdan aşağı baktığınız zaman Belarus, hı hı. Moldova, hı hı. Ukrayna, aşağıdan Karadeniz'i geçtikten sonra Gürcistan, Ermenistan. Avrupa Birliği'nin bu ülkelere yönelik, özellikle Gürcistan, Ermenistan ve bu ülkelere yönelik bir proje geliştirdiğini gördük. İşte tamam. partnerşaf dedikleri, ortaklık evet. falan. NATO'da ve bu ülkelerin de NATO'ya girmeleri konuşulmaya başlandı. Özellikle Ukrayna ve Gürcistan'ın konuşulmaya başlandı. Ve Rusya 90'lardaki o şeyi atlattıktan sonra, şoku atlattıktan sonra, 2000'lerden sonra biliyorsunuz Putin iktidara geldikten sonra ciddi bir şekilde ekonomik olarak kendini toparlamaya başladı. Askeri olarak da tekrardan toparlamaya başladığını görüyoruz. Ve buna bir tepki geliştirmeye başladı. Özellikle Batılılar Amerika üzerinden, Avrupa Birliği üzerinden Ukrayna'da çok ciddi fonlar, kaynaklar Doğru. ayırarak, sivil STK'ları destekleyerek Doğru. orada bir dönüşüm Doğru. sağlamaya çalıştılar. Ama Rusya için, Rusya bu ülkeleri bir tampon bölge olarak düşünüyor. Doğru. Kendisiyle Batı arasında, Doğru. NATO arasında, Avrupa Birliği arasında. Ve bu ülkelerin NATO'ya girmesini, Avrupa Birliği'ne girmesini kesinlikle istemiyor. Zaten Belarus'u neredeyse Ruslar şey yapıyorlar yani... kendi etki alanlarında. Moldova böyle. Ve bu ülkelerin içerisinde aynı zamanda donmuş çatışma bölgeleri var. Mesela Moldova içerisinde Transnistria dediğimiz orada Rus askerleri konuştu. Karabağ'da Rus askerleri konuştu. Gürcistan'da, Abhazya'da vardı. Biliyorsunuz daha sonra da Osetya'yı şeye inerek orayı da Ruslar aldılar, işgal ettiler. Şimdi dolayısıyla Rusların bu bölgeleri hem donmuş çatışmaları çözmeyerek, ondan sonra askerlerini orada tutarak, istikrarsızlaştırarak Avrupa Birliği'ne ve NATO'ya girmeyi engellemeye çalışıyorlar. Hmm. Bir tampon bölge oluşturmaya çalışıyorlar. Ukrayna'da olan şey ve Gürcistan'da da oldu biliyorsunuz. Orada işte turuncu devrimler yaşanarak evet. Batı yanlısı şeyler iktidara getirildi, geldi. Ve ondan sonra Rusya'da alarm zilleri çalmaya başladı. Yani Ruslar için aslında bakacak olursak bıçak kemiğe dayandı. Ve bundan dolayı Gürcistan'a savaş ilan ettiler. Yani girdiler Osetya'da ve Ukrayna'da da geldiler Kırım'ı işgal ettiler. İlhak ettiler. Ondan sonra ilhak ettiler ve efendime söyleyeyim yine Donbas bölgesinde işgal ettiler kendi vekilleri üzerinden. Şimdi baktığınız zaman böyle bir doğuda şeyle NATO ile Batı ile Ukrayna arasındaki daha doğrusu Rusya arasındaki bir bilek güreşinin Ukrayna kurbanı olmuş durumda. Ne oraya gidebiliyor ne buraya gidebiliyor. Zaten Putin ayaklarına bir pranga taktı onların. Kırım'ı işgal ederek ve Donbas'ı işgal ederek. Şimdi zaten ne NATO Ukrayna'yı kabul edebilir ne Avrupa Birliği kabul edilebilir. Yani Rusya ile sıcak çatışma içerisinde neredeyse olan bir ülkeyi. Dolayısıyla Rusların açısından baktığınız zaman Ruslar bunu yapıyorlar. Bu bölgede yapmak istedikleri şey bu. Ve tabii şu anki konjonktür de buna çok müsait. Yani Batı bloğu içerisinde de ciddi çatlaklar var. Sovyetler yani bunu 90'larda yapamazdı Rusya. Doğru. Soğuk Savaş sırasında zaten yapamazdı yani şeylere efendime söyleyeyim. Ama şu anda yapabiliyor çünkü Batı bloğu içerisinde çok ciddi bir çatlak var. Amerika Birleşik Devletleri bugüne kadar Trump herhangi bir açıklama yapmadı. Yani biliyorsunuz Kırım'ı işgal ettikten sonra Azak Denizi dediğimiz iç bir deniz var orada. Oradaki kıyının içerikli kısmındaki büyük bir kısmı hala Ukrayna'nın elinde ve orada Mariupol dediğimiz yerde bir askeri limanı da var. Orada kendince küçük bir şeyi var ne diyelim donanması var. Donanması var. Şimdi Kırım'ı... Boğazı kapattı orayı. Boğaza oraya yeni bir köprü inşa ettiler bağlamak için. Ve sokmuyor şeyleri, gemileri. Aslında bütün uluslararası anlaşmalara aykırı. Aykırı. Ukraynalılar bunu biraz zorlamak istediler ve Rusların tepkisi çok sert oldu. İşte, gemilere el koydular, sınıra asker yığdılar. Ben burada tabii sıcak bir çatışmaya girebileceğini düşünmüyorum. Çünkü Ukraynalıların Ruslara karşı direnebilecek maalesef bir orduları yok.
Ve bütün bu yapılanlar, burada tabii bunları konuşuyoruz, meşru gösterdiğimiz manasına gelmek bir analiz yapıyoruz. Uluslararası anlaşmalara aykırı. Yani Ukrayna'nın topraklarını işgal edilmesi. Bir şekilde o yayılmacı ve göz göre göre yayılmacı politikasının Rusya'nın sürdürdüğünü görüyoruz. Sürdürdüğünü görüyoruz. Yani mesela 90 sonrasında, Soğuk Savaş sonrasında Budapeşte Anlaşması var. Orada Ukrayna kendi nükleer silahlarından vazgeçti. Ruslar bunun karşılığında Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü garanti ettiler. Ama ona bile saygı göstermeyerek bugün bunu yapmış oldular. Dolayısıyla bunun bir sıcak çatışmaya girmesi çok zor. Ruslara karşı direnebilecek bir güçleri yok Ukraynalıların maalesef. NATO işte destek açıklamaları falan yapıyor ama NATO'nun Ukrayna için savaşa gireceği yok. Dolayısıyla maalesef Ukrayna bu bilek güreşinin bir kurbanı olmuş durumda. Bu arafta kalma durumu uzunca dönem devam edecek gibi. Putin de bütün Ukrayna'yı falan işgal etmek istemiyor bana soracak olursanız. Zaten o ilk başladığı zaman savaş demişti ki istesem Kiev'i bir haftada alırım. Yani bu Putin'in ağzından çıkmış bir söz. Ki istese gerçekten de alabilecek kapasite. Yani biraz kanlı olur ama alabilecek kapasiteleri var. Ama bunu almak istemiyor. Dediğim gibi Donbas bölgesini elinde tutarak Rus nüfusunun yoğun olduğu yerleri Kırım'da ilhak ederek Ukrayna'nın ayağına bir pranga bağlamış durumda. Ve oranın koparak tamamen NATO'ya girmesini, Avrupa Birliği'ne girmesini engelliyor. Diğer bölgelerle beraber. Evet. Yani çevresinde kuzeyden aşağı güneye doğru bir kuşağın varlığını sürdürmek. Sürdürmek istiyor. Yani daha, bu bölgelerin en azından tarafsız gibi olması, evet, şeye girmemesi sağlamaya çalışıyor. Çok teşekkür ederim. Enes Bayraklı, İsmail Çağlar, çok sağ olun. İki dakikada açmışız. Aydın Aydemir uyarıyor. Tekrar anlayışları için teşekkür ederim hem Aydın'a hem de Ankara'daki arkadaşlarımıza. Bitirdik efendim siyaset artını bu akşamda. Haftaya birlikteyiz. Görüşmek üzere, iyi akşamlar.